bizim mevlalarımızdan seviyor. Biz ısrarla bu milletin kavga etmesini istemeyen, bu milletin kucaklaşmasını isteyen insanlar olarak ısrarla kucaklaşacağız. Israrla kucaklaşacağız. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Sakın güler yüzünüzü kaybetmeyin. Sakın, sakın yüreğinizdeki umudu kaybetmeyin. Umut burada, umut burada, umut burada, umut burada. Sayın milletvekilim, çok kıymetli belediye başkanlarım, ilçe başkanlarım, partili üyelerim, çok kıymetli terzi alanlı hemşerilerim, aday tanıtım toplantısına hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Mart 2024 seçimleriyle ilgili Yusuf kardeşimiz müracaatını yaptı. Ben varım dedi. Kendisine bu çıkmış olduğu yolda başarılar diliyorum. Kendisini tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah terzaları 31 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını dalgalandırmayı istiyoruz. Çok teşekkür ederim. İl başkanıma sözü veriyorum. Sevgili terzi alanlılar, hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün Yusuf Kurt abimizi belediye başkan adaylığını açıklamak ve tanıtmak için buradayız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak büyük bir değişime imza attık geçtiğimiz günlerde. Ve bu değişime devam ediyoruz. Terzi alanda da sosyal demokrat belediyeciliği, Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğini getireceğiz ve Yusuf Kurt başkanımla başaracağımıza inanıyorum. Hepinize güveniyorum ve başarılar diliyorum. Ve sözü Sayın Milletvekilimiz İsmet Güneş Hanım'a veriyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Çok değerli terzi alanlı hemşerilerim, ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Gerçekten çok güzel bir havada bugün sizlerle beraberiz. Önümüzdeki dönemde de bu güzel havayla birlikte her şey çok güzel olacak terzi alanda. Bugün çok değerli misafirlerimiz var, konuklarımız var bizlerle gelen. 4 dönemden beri, 21,5 yıldan beri Çanakkale'de Sosyal Demokrat Belediyeciliği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl bir belediyecilik yaptığını ortaya koyan çok değerli belediye başkanımız Ülgür abimiz, Ülgür Yükan aramızda. Kendisine de ben hoş geldiniz diyorum. Yine komşumuz Şan Belediye Başkanımız burada. Kendisine de hoş geldiniz diyorum. İlçe başkanlarımız var. İl başkanlarımız var. Yine Yenice ilçe başkanımız. Yine Yenice Belediye Başkanı adayımız aramızda. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Yine bugün işte Yusuf Kurt arkadaşımızın belediye başkan adaylığı tanıtımı ve seçim ofisinin açılışıyla ilgili hep beraberiz. Şimdi değerli arkadaşlar, ülkemizin içinde bulunduğu şartları, koşulları biliyoruz. Gerçekten çok zor bir dönemden, çok zor bir süreçten geçiyor. Şimdi bunun önüne geçebilmek için, onlara bir ihtar verebilmek için, onlara bir duyar, dur diyebilmek için, onlara bir ikaz edebilmek için önümüze yerel seçimler var. Bu yerel seçimlerde hepimize büyük görevler düşüyor. Hepimiz bu yerel seçimlerde başarılı olmak için canla başla çalışmamız lazım.
Şimdi Terzalan'da bildiğiniz gibi uzun yıllardan beri sağ iktidarlar belediyeyi yönetiyorlar. Nasıl yönettiklerini hepiniz gördünüz. Ama Cumhuriyet Halk Partili Sosyal Demokrat Belediyeciliği de görüyorsunuz. İşte Çam 5 yıldan beri Sosyal Demokrat bir arkadaşımızla yönetiliyor. Çanakkale çok uzun yıllardan beri 1968 yılından beri Cumhuriyet Halk Partili ve Sosyal Demokrat yönetim anlayışıyla yönetiliyor. Aynı şekilde Bayramiç, Ayvacık, Gelibolu, birçok bölgede Çanakkale'de 11 yerleşim bölgesinde Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlar belediyeyi yönetiyor. Şimdi önümüzdeki dönemde de Terzalan'da da Cumhuriyet Halk Partili adayımız Yusuf Kurt Terzalan'ı yönetecektir arkadaşlar. Yönettiği zaman hepimiz Terzalan'ın nasıl olduğunu göreceğiz. En başta kadınlarımız görecek. Kadınlarımız kendileri daha rahat, daha huzurlu bir şekilde görmüş olacaklar. Ve Terzalan'da Cumhuriyet Halk Partisi Sosyal Demokrat yönetim anlayışıyla karşılaşacaklar, tanışacaklar. Şimdi önümüzdeki dönemde Cumhuriyet Halk Partili aday arkadaşımız Yusuf Kurt seçildiği zaman bir kere Terzalan'ın hakkını, hukukunu koruyacak. Şeffaf bir yönetim anlayışını ortaya koyacak ve katılımcılık anlayışıyla Terzalan'ı yönetecek. Ve Terzalan göreceksiniz çok kısa süre içerisinde hak ettiği bir şekilde yerini alacak bu bölgede. Ki Terzalan da bu bölge için gerçekten çok önemli. Ben önümüzdeki dönemdeki süreçte Yusuf Kurt'u seçtiğimiz zaman Çanakkale'deki bütün belediyelerin de desteğini alarak Terzalan'ı 5 yıllık gibi kısa bir süre içerisinde çok farklı bir ortaya getirecektir. Ben Yusuf arkadaşımızın sonuna kadar arkasındayım ve onun kefiliyim. Çok değil. Bakın bir dönemimize görev verin. Bir dönem Yusuf arkadaşımızı seçelim. Aradaki farkı göreceksiniz. Eğer vermezseniz tekrar değiştirirsiniz. Tekrar değiştirirsiniz. Ama ben inanıyorum verdikten sonra da çok uzun yıllar Yusuf arkadaşımız veya bir başka arkadaşımız Terzalan'ı yönetmeye devam edecektir. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Yusuf arkadaşımıza başarılar diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ve konuşmasını yapmak üzere ben Yusuf arkadaşımızı kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Harun başkanım. Siz de bir şeyler söylersiniz. Bak komşu Terzalan burada. Ülgün başkanım siz. Tamam. Buyurun. Tamam vekilim. Siz nasıl görürseniz. Kıymetli il başkanım, sayın milletvekilim, ilçe başkanım, belediye başkanlarımız, dışarıdan gelen misafirlerimiz, çok saygıdeğer Terzalan köy sakinleri, komşularım, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada 31 Mart seçimleri öncesi Terzalan beldemizde belediye başkan adaylığını açıklayan ve parti meclisimiz tarafından da ismi açıklanan Yusuf Kurt arkadaşımızın tanıtım ve aday açıklaması için toplanmış bulunmaktayız. Ben de aynı şekilde 31 Mart'ta Çan'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayı olarak aynı toplantıda, aynı kararla Yusuf Kurt arkadaşımızla birlikte isimlerimiz açıklandı. Öncelikle Çan'ımıza, Terzalan'ımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Sizler de biliyorsunuz. Genel seçim oluyor, yerel seçim oluyor. Şu meydanda ben sizlere birçok kez bir şeyleri hep anlattım. Sizler de ev sahibi olarak beni dinlediniz, sağ olun. Fakat bu seçimde sadece anlattıklarımızı dinlemekle değil, artık biz inşallah 31 Mart'ta Çan'da başarılı olacağımıza, seçimi alacağımıza İnanıyoruz arkadaşlarımızla birlikte, ilçe örgütümüzle birlikte. Tabii bunun yanına Terzalan'ı da eklemek istiyoruz. Neden Terzalan'ı eklemek istiyoruz? Bir tane beldemiz var. Çam ilçemizin bir tane beldesi var. İlçe belediyesi ve ilçe yönetimi olarak Terzalan ile birlikte hareket etmek istiyoruz. Biliyorsunuz Çam'da yerel yönetim her ne kadar iktidar dense de bir 10 yıl iktidar partisi yönetiminde kaldı. Bu 10 yıl süre içerisinde acaba Çan ile Terzalan beldesinin arasındaki ilişkileri
diyalogları, alışverişi, hizmet yardımı, makine ekipman yardımı ne gerekiyor ise. Acaba nasıl oldu? Bir gelip geri dönüp bunları hatırlamak lazım. Sayın Milletvekilimin de dediği gibi bizler Terzalan'ı bir sosyal demokrat belediyecilik ile tanıştırmak istiyoruz ve hizmet anlayışımızın arasındaki farkı görmenizi sizlere bu hizmeti sunarak sağlamak istiyoruz. İşte bu sebeptendir ki 31 Mart'ta inşallah hem Çan'da hem Terzalan'da birlikte başaracağız diyorum. Tekrar hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Her şey Çan'ımız için, bir tanecik beldemiz var. Her şey Terzalan için. Saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. Sayın İl Başkanım, Sayın İlçe Başkanlarım, değerli milletvekilim, saygıdeğer belediye başkanlarım ve başkan adaylarım ve siz çok değerli belde halkım, cümleten hoş geldiniz. Sözlerime başlamadan önce bu değerli ve anlamlı günde kar, kış, yağmur demeden bizlerle olan, bizleri yalnız bırakmayan siz değerli dostlarımıza şahsım ve CHP belde teşkilatı adına teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. Bugün burada sizlerin karşısında belde belediye başkan adayı olarak çıkma onurunu ve gücünü bana sunan, bana bu süreçte her türlü desteği veren başta parti teşkilatımız olmak üzere tüm halkımıza şükranlarımı sunarım. Çıkmış olduğumuz bu onurlu yolculukta tek pusulamız Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olacaktır. Onun göstermiş olduğu yolda ve inkılaplarında, inkılap doğrultusunda hizmet edeceğime dair sizlere söz veriyorum. Kimseyi ayırt etmeden, yorulmadan, bıkmadan ve usanmadan hizmet vermek temel prensibimiz olacaktır. Yaşanabilir bir Terzalan ve daha mutlu, huzurlu bir Terzalan halkı için durup dinlenmeden çalışmaya istekliyiz. Biz kendimize güveniyoruz. Neler yapabileceğimizi biliyoruz. Bizlere güvenin ve inanın. İşimiz, hizmet, gücümüz siz olacaksınız. Her şey çok daha güzel olacak. Çok teşekkür ediyorum. Korkacaklar, korksunlar. Geliyoruz, geleceğiz, yakındır. Kim nerede ne işliyor, hepsini biliyoruz, bileceğiz, yakındır. Görüşmüşler memleketin mallarını, bekliyoruz hele gelsin yarını. Elimizin nasırdan balyozularını başlarına vuracağız, yakındır. Bir ıslık da sen çal, bir ıslık da sen, bir ıslık da sen çal, bir ıslık da sen, bir ıslık da sen çal, bir ıslık da sen, bir ıslık da sen çal, bir ıslık da sen.
Gün alıp satmaya vermişler hızı. Hele şu ağalık başlıcasızı. Zorlanıp alınan haklarımızı fitil fitil alacağız yakındır. Aç ölürüz tok yaşıyorlar bu neden? Yıkılsın bu hale hükümet eden. Şura doğu şurası batı demeden güvercinler salacağız yakındır. Bir ıslıkta sen çal, bir ıslıkta sen. 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 Sen çal, bir ıslıkta sen. Bir ıslıkta sen çal, bir ıslıkta sen. Bir ıslıkta sen çal, bir ıslıkta sen. Bir ıslıkta sen çal, bir ıslıkta sen. Şimdi CHP.